sonbahar dönemiyle ilgili sorunuz varsa sorun. Bakın birkaç konuyu sonra göreceğimizi biz önüne eksik olduklarımız arkadaşlar ana başlıklar halinde sonra göreceğiz. Bakın kaç tane konumuz var? 5 tane konumuz var. İşte bundan sonraki kalan zaman içinde bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlar kışlatma dediğimiz bir döneme geleceğiz. Bu dönemde arkadaşlar yine biz arılarımızı kış sezonuna tam hazırlamazsak tam hazırlığın birincisi sonbahar dönemidir arkadaşlar. Bu bir. Çünkü bal aldık şimdi bitmedi. Hayır. Arılarımızı bir dahaki seneye iyi hazırlayacağız ki seneye yine daha fazla arıyla daha güçlü bir şekilde bal almamız lazım. Kek verim arkadaşlar. Proteinli ve proteinsiz kek diye iki tane kek tanıtacağım arkadaşlar. Onları burada yapımını bahsedeceğim. Hatta 3-5 arısı olana malzemelerini vereceğim. Diyeceğim ki siz bu malzemeleri getirin keki burada yapacağız. Kollarımızı sıvayacağız. Pudra şekeri geldi, bal geldi veya arı yemi geldi arkadaşlar. Diğer istediğim malzemeler de gelirse burada ben ve içimizden birilerinin kolumuzu sıvalı şurada birilerinde 5-10 arılık, 15-20 arılık keki yapabiliriz. Proteinli olanı, proteinsiz olanlarını orada tanıyacağız arkadaşlar. Bak onu da soruya bıraktım. Evet arkadaşlar 10-15 tane puanımız var. Kar ve yağmurlardan, soğuktan korumamız lazım. Neden? Bakın bu sene farkındaysanız arkadaşlar şu anki yağan kar belki bu sene 10-15. kardır. Kar yağdı. Bakın ne olacak? Eğer 10 tane 5 tane kovanımız varsa arkadaşlar yan yana duruyor. Kovanları daha evvel söylemiştim aklınızdadır olsun yine. Kovanları 1-2 santim arayla böyle dizerseniz arkadaşlar kar yağarsa iki kovanın arasına işte doldurursa ne olur? Arılarımız bu araya karı doldurdu. Bu karın soğukluğu bu kovanı da ettiler, yandaki kovanı da ettiler arkadaşlar. Mutlaka kovanlar yan yana dizil olacak. Dizil olacak. Şuradaki broşüre bakarsanız arkadaşlar, size de arkadaşlar hazırlıyor, bakın. Şurada 10-15 tane kovan var, bakın. Renkleri de farklı farklı. Neden? Arı, şimdi arı çok. Şuma gitti ana arı. Gelirken, hani ne demiştik daha evvelden? Ana arı uçuma çıkacağı zaman, döllenme uçuşuna çıkacağı zaman kovanın önünden çıkıyordu. Şöyle küçük kısa bir tur atıyordu. Kovanını tanıyordu arkadaşlar. Şunlar iki tane beyaz var, bir mavi var. Daha bir kül rengi olan var. İki tane beyaz var. Pembe var. Değişik renklerde bunu daha sonra göreceksiniz arkadaşlar. Ha, mavi kovanlı. Benim kovanım mavi dedi, tanıdı. Tekrar kovana girdi. İkinci çıkışında kovanı tanıdıktan sonra geniş bir tur atacak. Çevreyi öğrenecek arkadaşlar. Çevre dediği ne? Yerdeki bitki örtüsünü, bir taş parçası varsa hafızasına yazılıyor arkadaşlar. Otlar, çöpler hepsi yazılıyor. Bir de çevresindeki 5 kilometre, 3-5 kilometre alanda ne varsa hafızasına objektif çekti, unutmuyor bize ölene kadar. Ama ana arı bundan sonra çıkmayacak arkadaşlar. Bakın değişik renklerle boyanmanın da çok büyük bir önemi var. Bu resmi arkadaşlar buraya kendim başka bir yerden buldum, aldım ve koydum. Bu şekilde devam ediyor. Eğer ki arkadaşlar siz kovanlarınızı hepsi mavi yaparsanız arılar şaşırabilir. Bu bir yıllık süreçte düşünmemiz gereken şeyler. İkincisi arkadaşlar kovanları yakın koyacağız yan yana. Bakın daha sonra şu kovanların üstüne branda örteriz biz. Nasıl bir branda? Biz şu an darlarımızı örtüyoruz. Açmadık da açacaktık. Bakın havalar çok soğuk gidiyor. Şu katı indireyim arkadaşlar. Sizi şaşırtmasın. Şu kapağı da üstünü örteyim. Bu da sizi şaşırtmasın. Bazı kovanlarımız arkadaşlar. Kimisinde bez var, kimisinde naylon var. Naylonun birkaç yeri delikti. Bahsetmiştim arkadaşlar. Şöyle 10 tane arımız var arkadaşlar. Yanındaki kovanlarla beraber 10 tane kovanımız varsa ve arkadaşlar kar yağdı iki kovanın arasına girerse rutubeti fazla yapardı, arılarımız düşür. Orada bir nöseme hastalığı var görüyorsunuz, nösemeye de yakalanabilir. Onun için arkadaşlar mutlaka bizim elimizde şu ayağımızın altındaki branda gibi branda var. Kovanın 3 santim, 4 santim dışına kadar taşacak şekilde
üstü de kapalı arkadaşlar. Aşağı yere kadar da değiyor. Ve bunların elimizde zımba vardı. Zımban bile şu anda arabada. 2-3 yerinden zımbalarız. Rüzgar sürdü. Zımban yok arkadaşlar. Üzerlerine taş korsunuz, kiremit korsunuz, birket korsunuz, demir korsunuz. Ne koyarsanız koyun. Bu sonbahar döneminde yapılacak. Ne zaman bahar dönemi geldi, o zaman çıkarılacak arkadaşlar. Bunun başka bir şansı yok. Neden arkadaşlar? Bu brandanın ne faydası var? Bir, kardan korudu. Şiddetli yağmurlardan korudu arkadaşlar. Rüzgarları göreceğiz bugün. Şiddetli rüzgarlar eser arkadaşlar kuzeyden. Kuzeydoğu'dan, kuzeyden ve kuzeybattan şiddetli rüzgarlar eser. Hani kış aylarında dolusu soğuk olur ama kuzeyli rüzgarlar kadar soğutmaz. Ama arkadaşlar soğuktan da koruyacak. Yani kovanlarımızı kardan, yağmurdan, soğuktan koruduğumuz sürece ne olacaktır arkadaşlar? Kovanlarımız bir dahaki seneye sağlıklı çıkacaktır. Arılarımız sağlıklı çıkacaktır. Bu da çok çok önemli bir konu. İşte arkadaşlar, kovanlarımızı karda, yağmurda korumanın yolu bu arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlar, kovanları diğer canlılardan koruma. Evet arkadaşlar, diğer canlılardan da koruyacağız. Bizim bu bölgede ayı yok, domuz yok, başka şeyler yok. Ama sizin arılarınız, işte köyde yaşıyorsunuz. 5-10 tane koyunumuz, keçimiz, oğlanımız var. 3-5 tavuk var, hindi var. Kedi, köpek var arkadaşlar. Bakın, köpekler çok iyi öğrenen canlılardır. Kovanların önünden geçerken, eğer ki şurada kovanlar, 10 tane kovanımız var. Kovanın önünden geçiyor. Geçerken bir tek arı bu köpeğe sokarsa arkadaşlar, o köpek ikinci sefer oradan gidemez, geçmez diye. Çünkü zılgıtı yedi. Ne olacak? Ha, ama mecbur kaldı. Orada bir kedi gördü veya orada bir kemik gördü, onu alacak. Kovanların önünden geçmek istiyorsa arkadaşlar, bakın ben bunu çok çok iyi gözledim. Hatta Ballıpınar'da müfettiş vardır. Kendisi Kayserili, hanımı da Ballıpınarlı. Veli Bebek, Meryem Bebek tanıyanlarınız vardır belki. O bunu kursta anlattı. Hocam dedi, ben gördüm dedi. İlk kursu da sağ olsun 2005'in sonunda, 2006'nın başında onun teşvikiyle kursa ben başladım. Hocam gördüm diyor. Köpek diyor, daha evvel bir soktu diyor, gördüm diyor. İkinci sefer 5-10 gün sonra ama kaç gün sonraysa arıların önünden geçerken diyor, kuyruğunu kısıyor, iyice de bütçülüyor, öyle geçiyor diyor. Düşünün ki koskoca bir köpek arıların önünden geçerken iyice küçülüyor. Niye? O korkuyu almış. Almış arkadaşlar. Onun için bakın o tedbir oldu. Ama oğlaklar arkadaşlar, oğlaklarınız var. Zıplar, çıkar şuraya, kovanların üstüne çıkar. Arılar kışa girdi arkadaşlar. Ne yaptı? Oğlaklar bunun üstünde gezdi. Takırdı yaptı. Arı da aşağıdan rahatsız oldu. Niye? Kış salkımına girmiş, uyuyor. Bir takırdı geldiği zaman arı ne oluyor diye şöyle bir uyanacak. Uyandı arkadaşlar. Arılar aşağı düşer. Neden? Uykuda canlı insan rahatsız etti. Artı bunların içinde ana arı da aşağı düşerse ana arı bu soğuk mevsimde tırmanıp yukarıya çıkamaz. Canım 10 tane 20 tane işçi arı ölmüş olabilir. Ölsün. Hiç önemli değil. Ana arı bir tanedir. Dikkat edin. O bir tek ana arı öldü. Bu kovan gitti. O kovanın bir daha yaşama şansı yok. Ne olacak arkadaşlar? Kendi elimizle, oğlaklarınız ve keçilerin zarar verdi. Onun için arkadaşlar, canım o zaman tavuk falan şey yapmayalım, diğer canları bulundurmayalım, oğlaklarımız, keçilerimiz olmaz. Olsun. Ne yapalım? Bu arıların etrafını 5-6 metre genişliğinde tahta çitlerle çevirirseniz arkadaşlar, oğlaklar, koyunlar, keçiler, danalar, hiçbirisi buraya girmez. Giremeyince de arı da rahat eder, siz de rahat edersiniz, hayvanlarınız da rahat eder. En kolayı bu. Hocam sesten rahatsız olurlar mı? Çok fazla tabii, sorduğunuz yolda arkadaşlar. Ana yolların kenarındaysa tırlar gidiyor, yol sarsılıyor arkadaşlar. En az 500 bir kilometre içeride olması lazım. Artı arsa arkadaşlar,
arı Priapolis ağacın yapraklarından alıyordu, sürgünlerden alıyordu. Asfalttan da bazen zift alıyor. Onun için arkadaşlar ana yollardan 1 kilometre, asfalt yollardan 1 kilometre içeride olmasının bir faydası var. Tır gidiyor, sarsıyor yolu, uyuyan arıyı da uyandırıyor arkadaşlar. Onun için bu tedbirleri alacağız. Arkadaşlar bununla ilgili sorunuz varsa sorun, ara vereceğiz. Vaktimiz gelmiş arkadaşlar. İnternette bile çiftlilerden bahsediyor. Tabii gelecek onlar, diğer canlılar için de gelecek zaten o. Evet arkadaşlar, bir ara verelim, çay molası verelim. Bir iki arkadaşımız oradan 2 bardak şöyle çayla